Merhabalar efendim. Koroner anjiyografi kalp damarlarına verilen boyayla tamamının görüntülenmesi demek. Bakın gördüğünüz üzere temiz darlık olmayan damarlar nasıl simsiyah açık bir şekilde gözüküyor. Bu temiz kağıdı almanızın kesin garantisi demek. Bir de ayrıyeten siyah oya ne kadar azsa yer yerde kopukluklar varsa işte bunlar damar tıkanıklığının belirtisi olarak görülüyor. Bütün ayrıntılı bir şekilde nerede ne kadar bunu görme imkanına sahipsiniz. Bakın gördüğünüz gibi beyaz yerler damar tıkanıklığının olduğu yerler ve damarın giderek nasıl aşağıya doğru inceldiğini de görüyorsunuz. Hep kasık kol arasında gidip gelinir. Kasık da biraz daha uzun süre kalmak gerekebilir. Biraz daha hasta açısından sıkıntı yaratabilir. Kol, radyal arter kolu besleyen damardan yapılma şansı oldukça fazla. Giderek de yaygın bir şekilde kullanılıyor. Uzun sürede kalmanız gerekli değil. Bir de ayrıca bu kol damarının bir dalı var. Ona enfey kutusu dalı adı veriliyor. Enfey çukurundan gene girilerek ya da baş parmaktan girilerek yapılabiliyor. Ama bugün o kadar yaygın bir şekilde değil. Çok ender olarak kullanılmaktadır. Koldan yaptırmanızı tavsiye ederim efendim. Peki bu nasıl oluyor? Bu damarın içine giriliyor. O damarın içerisinden bir kılavuz tel, ince bir tel. Onun üzerinden de asıl kateter gönderiliyor. Ve bu kateter röntgen altında sol ve sağ ana damarın girişlerine yerleştiriliyor. Ve oraya belirli aralıklarla boya veriliyor. Biliyorsunuz boyada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Böbrek fonksiyonlarının gayet iyi olması lazım. Çünkü burada bir miktar boya alıyorsunuz ama bu rahatlıkla atılır. Bakın burada yıldızla işaretli olan yerlerin hepsi kateterin kendisi. Tam o ana damarın içerisine yerleşmiş durumda ve oraya boya verildiği zaman görüntü net bir şekilde izlenebiliyor. Burada J kolu da bir alet vardır. Anjo olanlar bilir. Etrafınızı da döner. İşte asıl ışını gönderip görüntü alınmasını sağlayan cihaz budur çeşitli açılarla bakılması lazım. Çünkü biliyorsunuz kalbi görebilmek için tek bir taraftan bakmanın hiçbir anlamı yok. Hem sağa sola hem de yukarı ve aşağıya döndürülerek değişik açılardan tam anlamıyla kalp damarlarının net bir şekilde izlenme imkanına sahibiz. Farklı açıların her zaman için olayı anlamamızda faydası olduğunu söylemeliyim efendim. Bir de bir düşünün bakın kalp böyle. E bu kalbe tek bir taraftan bakmanın hiçbir anlamı yok. Birkaç yerden bakmanız lazım ki tıkanıklıkları görme şansına sahip olasınız. Çünkü bu tıkanıklar yuvarlak bir damar. 360 derece görmeniz gerekiyor. Nitekim burada da bakın işaretlediğim oklarla aynı damarın farklı 5 görüntüsünü izleyebiliyorsunuz. Bu farklı 5 görüntüler böylelikle şüphelendiğiniz tek bir taraftan baktığınız damarın 360 derece şeklini görme imkanına sahipsiniz. Bakın burada sol ana damarın dalında kritik bir darlık. Buna dul bırakan hastalık deniyor. Çünkü bu damarda bir darlık olduğu zaman kriz geçirirseniz o zaman tamamıyla hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu lat denilen sol ünen dal. Lat yo, duymuşsunuzdur. Lat, CX, RCA. Ladın önemi nereden köken alıyor? Çünkü lat karıncıkları ayran duvarın üzerinde seyrediyor ve kalbin kas gücünün büyük bir kısmını besliyor. Dolayısıyla bu damarda herhangi bir problem olursa o zaman hasar büyük olabilir. Bakın burada görüyorsunuz damar giderek inceleyecek. Bu kırmızı ok normal damarı gösteriyor. Sonra bakın aşağıya doğru gidildiği zaman yavaş yavaş inceliyor. Hatta bir yerde sonlanabilir. Buna da kalem ucu manzarası adı verilir. Bu yaygın darlık ve kireç olduğunun bir göstergesi. Bu da sıkıntılı durumlardan bir tanesi. Bakın sol ana damarda tam kökte bir darlık var. Bu da acil bypass anlamına gelebilir. Özellikle de sıklıkla karşılaştığımız konulardan bir tanesi hastalar şok olabilirler sol ana damarda darlık olduğundan. Stent de konulabiliyor fakat çok zorlamamak lazım. Ne kadar kritik bir yerde olduğunu görüyorsunuz. Damarda birden fazla darlık olabilir. İlla tek bir darlık olacak deyip söz konusu değil. Dolayısıyla değişik açılardan damarı görmek uygun olur. Ve sonuçta elinize böyle bir rapor gelir. Bu raporda bir yerler işaretlenir, yazılır, yüzdeler ifade edilir. Yüzde elinin üzeri anlamlıdır ve ondan sonra da bu problemi çözmek geriye kalır efendim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.